XF 18'e 120, F4 LM, PZW. Diyafram çarkı olmayan, OIS'i olmayan, elektrikli dahili zoom sahip, full frame karşılığı 24 mm'ye 180 mm, odak aralığına sahip bir lens. Bu lens ne kadar iyi, ne kadar kötü, hangi konuda iyi, hangi konuda kötü ve bu lensi özel kılan nedir? Gelin beraber inceleyelim. Ben Erni Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bu lensi 4 konudan incelemek gerektiğini düşündüm. Fotoğraf, video, XH2 ve XH6'te gösterdiği davranış farkları. İsterseniz önce fotoğraftan başlayalım. Fotoğraf için müthiş bir lens midir? Yaptığım duvar testlerine göre hayır. Orta başarılı ama köşeler genelde yumuşak. 18 ve 50 mm'de kontrast iyi ama 120'ye gelince kontrast da keskinlik de azalıyor. XH2 ya da XH6'te birebir aynı karakteri sergiliyor ve iki kamera ile çektiğiniz aynı sahnede bir fark göremiyorsunuz. Ama çektiğim fotoğraflara bakınca ve özellikle de XH2 ile harika fotoğraf alıyor. İnsanların bir konudaki yanılgısını düzeltmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Daha çok piksel, daha keskin değil, daha çok çözünürlük demek. Bu lens XH2'nin 40 megapikselin hakkını veriyor ve bunu da crop'ta görüyorsunuz. Otofoküste iki kamera arasında AFS'de bir fark yok iken AFC'de hız farkı ortaya çıkıyor ve bu farkı özellikle yüz göz ve nesne takibinde görüyorsunuz. Fizik yapısı 460 gram ile 77 mm çap ve 124 mm boy bir lens için oldukça hafif sayılır. Ve bu da dış yapıda metal yerine plastik kullanılmasının da yardım ettiğini görüyorum. Dahili zoom sayesinde ölçüsünü sabit tutması bu kadar geniş bir odak aralığına sahip bir lens için oldukça uygun ölçü ve ağırlığa sahip diyebiliriz. Üstünde bir manuel fokus çarkı, bir manuel zoom çarkı, çevirme baskınızla değişen hızlara sahip gerek zoom gerek otofokus kumanda edebildiğiniz bir ileri geri kumanda çarkı, bir atanabilir fonksiyon tuşu ve bir de atanabilir çift taraflı mekanizmalı switch. Atanabilir kısa fonksiyon tuşları için kur menüsünden düğme kadrana girin, oradan da power zoom lens fonksiyonuna girin ve oradan da arzu ettiğiniz gibi değişiklikleri gerçekleştirin. İstediğiniz şeyi atayabiliyorsunuz her üç fonksiyon düğmesine ya da tuşuna da. Diyafram çarkı olmadığı için F değerini kameranın ön çarkından değiştirebiliyorsunuz. Metal bayonete sahip ve sağlam bir kauçuk ile hava koşullarına dayanıklı hale getirilmiş. 3'ü asferik, 3'ü ED olmak üzere 12 grupta 15 cam elemanı olan bir lens. 72 mm filtre çapı, 0.6 metre yakın çekme ve 0.2 büyütme oranı var. 7 adet yuvarlatılmış diyafram bıçağı F4 ile F22 arası 16 basamak sağlarken oldukça da başarılı bir bokeh veriyor. Bu lensi özel kılan videodaki olağanüstü başarısı. Nasıl olmasın ki? Fuji'nin profesyonel sine lenslerini üreten uzman ekiple ortak bir çalışma ürünü de ondan. İçeriklerimden bir tanesinde umarım Fuji bir gün ucuz bir sine lens yapar demiştim. Zannediyorum XF 18-120 ile dualarım gerçek oldu. Sanki. Fiyatı bu seviyeye çekmek için diyafram çarkını kaldırıp daha çok plastik mi kullanmışlar? Olsun. Siz dışına değil de yapabildiklerine bakın. Daha doğrusu gelin beraber bakalım. Bu lens 8K 30 fps çözünürlüğü çok rahat kaldırıyor. Doğal olarak 6.2K open gate, 4K 60 fps ve 4K 120 fps ağır çekimde başarısız olmasını beklemek hata olur.
Gelelim önemli konuya, otofokus. Lens burada iki kamera arasındaki farkı ortaya koyuyor ve adeta ben XH2S için üretildim diye haykırıyor. Ben iyi bir fotoğraf lensiyim ama muhteşem bir video lensiyim diyor. Öyle ki yüz göz ve nesne takibinde ben XH2S'in stack sensörü için üretildim diyor. Hatta XH2 benim zoom'un hızına yetişemez diyor. Zoom deyince, lensteki 3 zoom seçeneğinde manuel zoom'u fotoğrafta belki ama videoda kesin kullanmazsınız. Hemen altındaki kumanda çarkını uygulayacağınız basınca göre hızını ayarlayabildiğiniz fonksiyon tuşundan değiştirerek ister zoom ister otofokusse kumanda edebildiğiniz çarkı da ya da değiştirebildiğiniz switch'i kullanmayı tercih edersiniz gibi geliyor bana. Zoom hızınızı değiştirmek için düğme kadran ayarlarından doğrudan doğruya lens zoom fokus ayarı, oradan da sabit hızlı zoom fonksiyonunu 8'e kadar çıkartabiliyorsunuz hızınızı. Bu sayede de sabit dokunduğunuzda direkt hızlı fokuste en hızlı şeklini yakalamış oluyorsunuz şu anda gördüğünüz gibi. Bu lensin parafokal özelliği hızlı zoom in ve zoom out'ta XH2S ile iyice ortaya çıksa da bu demek değil ki XH2'de bu lens video performansına başarısız. Aşırı hızlı hareket etmediğiniz sürece XH2'de de aynı başarıyı gösterecektir. Ancak XH2S'de her türlü aksiyonu gerçekleştirin. Sevgili dostlar, bu lens kimin için? XH2S sahibi iseniz özellikle video için bu lens olmazsa olmaz. Fotoğraf için 18-120 mm arası geniş odak avantajını kullanarak seyahatlerinize tek lensle hem video için uygun bir hibrit lens istiyorsanız bu lens sizin için. XS10, XT3, XT4 sahibiyseniz bu lens için yazılım güncellemeleri geldi. Güncelleyimi kullanın. Ben sadece fotoğraf çekerim, benim video ile işim olmaz diyorsanız bundan daha keskin ve bence daha uygun lensler zaten bulursunuz. Ama video çekmek önceliğiniz ise ya da ben hibrit kullanırım diyorsanız bundan daha iyisi yok. Fiyatına ve yapabildiklerine bakınca bence müthiş fiyat performans. İyi fotoğraf çeken, otofokuslu, ucuz bir sinir lens diyebiliriz. Sevgili dostlar, olabildiğince detaylı bir inceleme sunmaya çalıştığım bu içerik sizlere değer kattıysa ve beğenme butonunu hak ettiyse lütfen ıskalamayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ki bu içerikleri sizin yardımınızla daha geniş kitleye ulaştıralım. Şimdiden teşekkürler. Şimdilik sevgiyle, sağlıkla, huzurla, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.